Emeğin Sesi TV'den ekranlarından merhaba. Haftanın son iş gününde, haftanın son Sonra Sonra programıyla da sizlerle birlikteyiz. Değerli bir konuğumuz bizimle stüdyomuzda, yazar Mehmet Tekeci'yi ağırlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, öncelikle teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Şimdi birçok başlığa değineceğiz. Hem sizin aslında hayat hikayenizi merak ediyoruz, hem de o çok konuşulan Türkiye'nin tarikat gerçeğini aslında gerçek bir yaşam hikayesinden de dinliyor olacağız. Evet. Ara ara merak edilen sorular da zaten çıkacaktır beraberinde. Tabii biz yayına başlamadan önce bir canlı yayın ekranlarınızdaydı. Yerli otomobilin örtüsü bugün kalkıyor. Tüm devlet erkanı bu açılışta. Biz de onu yine programımızın içinde takip ediyor olacağız. Yine görüntülerini sizlerle, evet şu an ekrana da geldi, paylaşıyor olacağız. O ilk anları yine ekranlarınızda izliyor olacaksınız. Şimdi Mehmet Tekeci'yi biz tanıyarak başlayalım istiyorum aslında ben. Konunun detaylarına, kitaba geçmeden önce. Teşekkür ediyorum. Öncelikle programı çağırdığınız için. 1965 Kastamonu doğumluyum. Kastamonu, yani orta ve lise eğitimimi Kastamonu'da, Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nden aldım. Daha sonra bu eğitimin yeterli olmayacağını düşünerek dışarıdan sosyal bilimler bitirdim. 29 yıl din görevlisi olarak görev yaptım. Genelde Kastamonu ve İstanbul ağırlıklı. Daha sonra bizim bu programımızın ana omurgasını oluşturan arayış dönemlerimde yaşadığım, girdiğim, çıktığım, iç yüzünü öğrendiğim bir sürü arayışlarımı Allah Arayan İmam isminde bir kitapta anlattım. Daha sonra bu arayışlarımdan sonra ikinci bir kitap, yani o labirente arayış, labirentten çıkış gibi bir kurgu düşünerek bir ikinci kitabım şu anda yayını hazır, bitmiş vaziyette. Uygun bir yayın evi arıyorum. Ben de Kastamonu'da Ajans 37 isminde bir kanalda haftada bir Hayatın İçinden isimli sosyal içerikli bir program yapıyorum. Yazmayı seven bir insanım. Yani kendim bildiğim bileli yazıyorum. İnternetin ilk çıktığı, yani bir programı indirme için 10-15 dakika, yarım saat beklediğiniz zamanlarda birkaç arkadaşla e-dergi çıkarmıştık. Edebiyat dergisi çıkarmıştık. Orada edebiyat eleştirmenliği falan, roman ve güzel edebiyatçıların eserleriyle ilgili çok böyle mükemmel tespitler bulup onları köşemde sürekli anlatırdım. Ve yine İstanbul'da görev yaptığım süre içinde 3 yıl akşam saat 9 ile 1 arasında edebiyat ağırlıklı ama müzikle renklendirilmiş 3 yıl zevkle yaptığım bir de programım vardı. Bu şekilde. Yani siz hem sanatın hem edebiyatın birçok, evet, noktasına dokunmuşsunuz. Evet. Bir tarafta da farklı bir hayat. Şimdi hayat hikayesini merak ediyorum. Tabii kitabın nasıl doğduğunu o hayat hikayesinden anlayacağız galiba. Ne oldu da bu kitap, evet, yazılmalı, evet, paylaşılmalı dendi kısmını. Şimdi 6 yaşımda, hiç unutmuyorum. 6 yaşımda kadar her şey güzeldi. Bir çocuk olarak yaşıyordum yani. Kastamonu'da. Kastamonu'da. Hı. Çok da güzel bir köyde yaşıyordum. Yani Camdaroğulları Beyliği'nin mesken olarak tuttuğu bir köyde, güzel de kalabalık bir köyde yaşıyordum. Kalabalık bir ailede yaşıyordum. Her şey güzeldi yani, fena değildi. 6 yaşımda babaannem beni elimden tuttu, köy imamına teslim etti. Yeti senin kemiği benim diye. O günden sonra çocukluğum bitti. Ve o günden sonra Mehmet Tekeci diye bir kimlik kalmadı ortada. Artık onu hep başkaları yönetmeye başladı. O gün oldu cami imamıydı. O gün oldu bir tarikat şeyhiydi. O gün oldu ne bileyim bir evliya, bir gavus, bir şey. Bir sürü etiket var bu alemde. Herhangi birisi ve ben onların gerçekten dinin içeriğinde var olan şeyler olduğunu bildiğim için buralarda vakit geçirmenin beni gerçekten Allah'a götürecek yollar olduğunu düşünüyordum. Oysa ki 9 yaşından sonra, yani 6 yaşından sonra köy imamına gittim. Hem ilkokula gittim hem yine orada hocadan ders almaya başladım. Devam ettim. İlkokul bitti.
O kadar çok zeki bir çocuğum ki, öğretmen, tek öğretmenimiz var o zaman, işte 70'li yıllar. Öğretmenimiz dersleri yetiştiremediğinde, inanın buna, benden destek alırdı. Yani derdi ki, Mehmet sen işte birinci sınıflara sene hut, yani onların dersini yetiştir, ben 4-5. O derece zeki bir çocuktum. Okumak istiyorum ama ilkokul bitti. Dedim ki ben okumak istiyorum. Bana dediler ki Kur'an kursuna gideceksin. Ya ben zaten Kur'an'ı öğrendim yani. Hem ilkokula gittim hem bütün 5 yıl boyunca köy imamına gittim. Yani Kur'an öğrenmekse öğrendim. Yani dini bilgiler öğrenmekse öğrendim. Hatta hangi harfin gavur okulu. Yani ortaokul falan gavur okulu. Oraya gönderemeyiz biz seni. Bu arada tek kardeş, tek çocuk musunuz? İki kardeşiz. Diğeri kız mı, erkek? Erkek. O da mı aynı? Değil. Hı. İşte o, ben o size anlatacağım. Siz küçük olan mısınız? Benden, hayır. O benden 2 yaş küçük. Ha, o küçük olan. Evet. Tamam. Ben o seçimi yapmasaydım kardeşim de aynı yollardan geçebilirdi. Şu anda size anlatacağım bölümden sonra, yani kardeşimin o gavur okulu kısmı dediğimiz kesimini ben ortadan kaldırdım. Şöyle oldu, onu anlatmak üzereydim. Hı hı. Kur'an kursuna verdiler. Size abartmıyorum. Meşe ve maşeyle dayak yedik. Yani hani masallarda vardır ya bir tekerleme. Böyle 1-2 defa falan değil. Yani 11 yaşlarında ilkokuldan yeni mezun olmuş çocuklarız. 20-25 çocuktu. Meşe ve maşeyle dayak yerdik. Yani abartısız söylüyorum bunu. Ve buradan da kalbi sevgi dolu dindar insanlar yetiştireceğini düşünen bir anlayış. Yani düşünün. Hatta anlatırken yüz şeklim bile değişti. Ben kendim hissettim bunu yani şu anda. Evet. 13 ay sürdü bu. Fakat bir çıkış yolu bulmam lazım. Dedim ya, zeki bir insandım. Bir çıkış yolu bulmam lazım. Bizi okudan hocanın oğlu İmam Hatip Lisesi'nde okuyordu. Hı hı. Ya ona dedim ki ben o kadar çok okumak istiyorum ki fakat bir yolunu bulamıyorum. Ben köyden dışarı hiç çıkmadım. Yani yaşadığım ili bile bilmiyorum. Benim okumam lazım ama yolunu bilmiyorum. Dedi ki okuldan önce yatacak yer işini ayarlamamız lazım. Ama dedi bununla ilgili dedi sınavlar açıldığında ben sana gerekli bilgiyi veririm dedi bana. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların sınav tarihiyle ilgili form getirdi. Hı hı. Onu ben babamlardan habersiz doldurdum. Gönderdim. O sınava yine babamlardan habersiz girdim. Ve birincilikle kazandım ben o sınavı. Şimdi diğer kısmını kabul ettirmem gerekiyordu. Evet. Şimdi o kısma geçmeden önce ben tekrar izleyenlerimizle paylaşayım. Yazar Mehmet Tekeci ağırlıyoruz. Bir taraftan hem hayat hikayesini, aslında hayat hikayesini dinlerken de o geçtiği yolda neler yaşadığı ve Türkiye'nin tarikat gerçeğini de aslında konuşuyor olacağız. Çocukların orada neler yaşadığını kendi hikayesinden dinliyor olacağız. Yazdığı kitap, hatta ikincisi de hazırmış söylediğine göre. Hem içeriğinden bilgiler alıyoruz hem de hikayesinden bilgiler alıyoruz. Şimdi dediniz ya, siz okumak istiyorsunuz, evet, bunun bir yolunu arıyorsunuz. Bu arada merak ediyorum, kaç yıl gitmiştiniz Kur'an kursuna? Köyde 5 yıl, bir 13 ayda diğer yerde, yani 6 yıl. Burada ne öğreniyorsunuz mesela? Okumayı mı? Yani Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın bazı önemli surelerini ezberlemeyi öğreniyorsunuz. Bir de şu var. B harfi, yani bildiğiniz B harfi, onun Arapçada ağzın belli bölgelerinden çıkma şekli vardır. Boğazdan çıkan harfler vardır, damaktan çıkan harfler vardır. Mesela sadece B diyemezsiniz. Yani onun o çıktığı yerde nereden çıktığını ve uygun usulde nasıl çıktığını öğrenmeniz lazım. Bu gibi. Kıraat dedikleri şey mi bu? Şey, tecvid dedikleri. Kıraat dedikleri, yani okurken tecvidli okumak, yani harfleri en doğru yerden, en şekilde çıkararak okumak. Çok uzun zaman alan şeyler bunlar. Yani ama hayatımıza, yani hayatıma ne kattı ben bilmiyorum onu. Ama ben o 6 yıl içinde şunu çok iyi biliyorum. Ne öğrendiğimle ilgili aklımda hiçbir şey kalmadı ama çok dayak yediğimi biliyorum. Yani müthiş dayak yediğimi biliyorum.
çocukken ruhumun, kişiliğimin, karakterimin ne kadar çok örselendiğini çok iyi biliyorum. O hafızamda çünkü. Diğerlerinde ne öğrendim? Bugün hayatımın içinde bana verebileceği hiçbir şey olmadığını biliyorum. Bakın burada Kur'an kitabıyla alakalı bir şey söylemiyorum. Onu öğretirken ki usulden bahsediyorum. Evet. Ve okumaya karar. Evet. Ve ben Ayşegül Hanım, aslında Allah arayan imamı anlatıyorum aslında şu anda. Ve ben orada köyüme gittim. Büyük dedem var, yaşıyor. Dedem yaşıyor, babam var. Bunların üçünden de izin koparmam lazım ama en büyük dedemden izin kopardığımızda konuyu hallediyoruz. Gittim, küçük dedeme dedim ki, yani babamın babasına, ya ben dedim sizlerden habersiz böyle bir şey yaptım. Çok okumak istiyorum. Bunu dedeme ulaştıramıyorum. Yani benim okumam lazım. Lütfen kaç yaşındasınız o arada? 11-12. 11 yaşındaki tabii. Bir çocuk ben okumam lazım diye ailenin içinde evet. Seferber. Hiç unutmuyorum. Dedem o kadar çok sevindi ki, o zaman böyle benim yaşlarımda olanlar hatırlar ya, böyle turuncu 20 liralar vardı. Bana 20 lira para verdi. Çünkü elimde kağıdım var. Birinci olmuşum böyle. Çok, yani o zamanın şartlarıyla 10 puan almışım sınavdan. Akşam oldu. Herkes o büyük dedemin odasında toplandı. Dedem dedi ki, ya Mehmet dedi, böyle böyle çocuk dedi bir şey yapmış. Okumak istiyormuş. Fakat dedi, bu okulda gavur dersleri varmış ama, yani bakın lütfen mantığa dikkat edin. Gavur dersleri varmış ama Kur'an da varmış, hadis de varmış, fıkıh da varmış. Yani din dersleri de varmış kısaca. O yüzden yani gitse iyi olur. Yani bir taraftan da 6 yaşından beri o öğrenmiş olduğu şeyleri de öğrenmeye devam edecek diye söylemişti. Bir sessizlik oldu. Belki 15-20 dakika sürdü bu. Ben dedim ki tamam, yani olmayacak. Bizi yine dayağın içine gönderecekler. Sonra döndü. Çocuğa dedi, bir takım elbise yaptırın gönderin dedi. Ay, sizin dünyalar sizin olmuştur ve değil mi? O gün İmam Hatip olmasaydı ben bugün ne olur, yani hangi şartlarda yaşardım bilemiyorum. Yani içime bir kişiliğimi, karakterimi örseleyen o yaşantıdan sonra şu anda ne yapardım bilemiyorum ama o İmam Hatip'te okumak benim çıkışım oldu. Dolayısıyla İmam Hatip'te okuduğum için de kısa yoldan geçimimi temin etmek için bu mesleğe girdim. Girdikten sonra kafamda sorular, yani bir sürü sorular belirmeye başladı. Bu sorularla ilgili cevaplar aradığımda yeterli cevaplar bulamadım. Hep verilen cevaplar şu: Allah bilir. Ya Allah biliyor tabii ki. Benim bilmem lazım ki hayatımı ona göre yönlendireyim. Yani inancımı ona göre yönlendireyim. Sosyal hayatımı ona göre yönlendireyim. Aile hayatımı ona göre yönlendireyim. Bilmediğim bir şey hususunda ben nasıl hayatımı yönlendireceğim? Evet. Allah bilir. Yani kafamdaki soruları birisine sorduğumda Allah bilir. Ya, evet, kabul ediyorum, Allah biliyor ama benim bilmem lazım. Ki hayatıma sokayım ben bunu. Ben bu sorularıma cevap bulabilmek için tarikatlara girdim. 10 yıl bir tarikatta kaldım. Aklınıza, hayalinize gelebilecek bütün ibadet şekillerini denedim. Hatta abartı gelir size. Bir evliyanın hayatını okurken evliyanın ayaklarım Allah'ın huzurunda uzanmasın diye boynuna zincirle, boynuyla ayaklarını zincirle bağlayıp böyle yattığını okudum. Ve ben bunu bile denedim. Bakın, yani çünkü bir defa halk arasında bir tabir vardır. Bir defa kayış koptu mu artık motor yanmadan ya motoru istop etmeniz lazım ya da motor yanıyor. Evet. O derece sıkıntılı dönemler yaşadıktan sonra bir nokta geldi. İstanbul'a gitmeye karar verdim. Yani dedim, boğulursam büyük şehirde boğulayım. İstanbul'a tayinim istedim. Okul bitti, siz çalışıyorsunuz. Okul bitti, Kastamonu'da görev aldım. Kastamonu bir sahil kasabasında görev aldım. Yalnız mıydınız? Hayır, evlendim, eşim falan var. Evlendiniz. Evlendim, eşim falan var. 17-18 yıl Kastamonu'da görev yaptım.
bu arada tarikata girdim dediğim, anlattığım gibi 10 yıl. Bu o 17 yıllık süreç, evet. O Kastamonu'da olan süreç tarikatın, evet, içerisinde, evet, geçen bir süreç. Tamamıyla Kastamonu'da yaşadığım sürenin 10 yılı tarikatlarda geçti. Yani bir tarikatın içinde geçti. Ondan sonra 1-7 yılda tarikattan sonra bu anlattığım işte ip bağlama, yani hı hı, ayaklarımız uzanmasın vesaire hikayeleri. Dağlarda sabahlara kadar uyumadan zikir çektiğimizi hatırlıyorum. Yani hiç uyumadan. Aklınıza gelebilecek her ibadet şeklini, ayda, ayın 30 günü belki abartmıyorum 15-20 günü oruçlu geçirdiğimiz, geceli sabahlara kadar ibadet ettiğimiz bir dönem vardı böyle. Yani aile hayatımızın olmadığı, yani... Bu hayata dair hiçbir şeyin olmadı aslında. Hiçbir şey olmadı. Yani siz kendiniz, ben Allah yolunda yaşıyorum zannediyorsunuz ama özel hayatınız darmadağın, aile hayatınız darmadağın, sosyal hayatınız darmadağın. Yani bir mesleğiniz var, ekmek kazanıyorsunuz, ekmek yiyorsunuz o meslekten, onu bile ihmal ediyorsunuz. Tek bir nedeniniz var. Allah yolunda, ben Allah yolunda zikir çekiyorum. İşte Musa dağ başında zikir çekti, benim de dağ başına gidip zikir çekmem lazım. İşte Hazreti Muhammed mağarada yaşadı, benim de gidip mağarada yaşamam lazım, zikir çekmem lazım gibi. Kendinize göre her yerden bir bahane bularak, neden bularak bir yaşam. Yani toplamında 17 yılda böyle geçti. 18, 15, 35 oldu zaten. Hı hı. 35 yaşıma geldiğimde İstanbul'da bir yere gitmiştim. Benim için çok kırılma noktasıdır. Bir yere gittiğimde masanın üzerinde bir kitap gördüm. Kitabın ismini söyleyebilir miyim bilmiyorum. Söyleyebilirsiniz. Ha, Amerikalı bir yazarın kitabı. Tanrı ile Sohbet diye bir kitap. Arkadaş dedim ki bu kitapları okuyabilirim ki şu anda benim yakın göz numaram 5 numaradır. Müthiş kitap okurum. Bu kitapları okuyabilir miyim dedim. Tabii dedi, okuyabilirsin. Onun 4 ciltli o kitap. Hepsini aldım. Kitaplarım. Amerikalı bir yazarın işte kainatla, Tanrı ile ilgili düşüncelerini anlattığı, onunla bir nevi sohbet ettiği bir kitap diyebilirim. Hı hı. Ve ben bu kitabı okuduktan sonra o kitabın içinde anlatılan yaratıcı benim çok hoşuma gitti. Yani ilk defa hayatım boyunca 35 yaşıma kadar sevgi dolu, yarattıklarını seven, aslında yarattıklarını yakmaktan çok onların hayat içinde olgunlaşması, bilgeleşmesi için her şeyini ortaya koyan bir tanrı imajıyla karşılaştım. Ben ceza o yok, sevgi var diyorsunuz yani. Bu arada biz hikayeyi de bir taraftan dinlerken programın başında da söylemiştim. Ekranda yerli otomobilin örtüsü kaldırılıyor. O anlarda canlı olarak şu an sizlerle paylaşılmaya devam ediliyor efendim. Bu devrim otomobili sanıyorum, beyaz olan. Evet. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor yerli otomobilin örtüsünün kalkma anları da. Evet. Sonra kitap falan okudum. Bir gün bir gazetede tiyatrocu Turgay Tanülkü'nün bir hayatını okudum ben. Benim hayatımdaki önemli kırılmalardan bir tanesidir. Tanışma fırsatım olmadı. Yani Türkiye'de tanışmak istediğim ender insanlardan bir tanesidir. 8 yıl cezaevinde yatıyor. Çok acayip işkenceler görüyor ve 8 yıl sonra bunu diyorlar ki pardon, biz seni yanlış tutmuşuz bu 8 yıl boyunca. Sen suçsuz musun? Tamam, serbestsin diyorlar adama. Ve o ağlayıp sızlamak, ne bileyim isyan etmek yerine diyor ki buraya tekrar döneceğim ben. Tiyatro grubu kuruyor. Cezaevindeki mahkumlardan, onların içinden de tiyatrocular yetiştiriyor. Cezaevlerinde bir sürü yerde tiyatrocularla, cezaevindeki insanları tiyatro götürüyor. Ve cezaevindeki mahkumların, özellikle ömür boyu cezaya çarptırmış mahkumların çocuklarını evlatlık ederek onlara okutuyor. Bunların içinden savcı bile çıkmış. Ve ben burada işte Allah'ı arayan imam orada ortaya çıktı. Düştüğüm yerin aslında kalktığım yer olduğunu orada anladım. Ve dedim ki ben Türkiye'deki tarikat gerçeğini, din gerçeğini anlatan insan olmalıyım. Çünkü din maskesinin arkasında
çok kirli oyunlar oynayan dünya kadar insan var ama bu din ismi olduğundan dolayı kimse buraya dokunmuyor. Dokunmak istemiyor. İstemiyor. Oysa ki bakın bu dinin kendisiyle değil, bu dinin paravanını kullanan arkadaki insanlarla çok işimiz olmalı bizim. En büyük gerçek, Fethullah Gülen hadisesi var. Yani evet. Din denilen şeyi devletle bütünleştirdiğinizde ne kadar büyük tehlikelerin ortaya çıktığının en büyük ispatıdır. Evet, hep beraber yakın tarihte yaşadık. Bu şudur. Çok tozlu sayfalarda değil yani. Atatürk büyük adammış, büyük dehaymış. Yani bu memlekete Tanrı'nın en büyük hediyesiymiş. Yani laiklik denilen şey eğer olmasaydı, bugün biz Afrika'da, Uzak Doğu'da ya da Orta Doğu'da Pakistan, Afganistan, Suriye gibi ülkelerden herhangi birisi olabilirdik. Ben Arabistan'da 2 ay kaldım. Arabistan'da bir insanın azıcık özgürlük bilinci gelişmiş bir insanın yaşama şansı mevcut değil. Yani biz öyle bir ülke olabilirdik. Demek ki yani bizim dinle işimiz yok. Bizim din maskesinin arkasında yaşayıp insanları kullananlarla işimiz var. Ve bunu biz de, ben bunu bir görev kabul ediyorum. Burası bir platform oldu. Ben bunu sosyal medya hesaplarımda da yapıyorum, blogumda da yapıyorum. Bu elime geçen her imkanda bunu kullanıyorum. Çünkü bugün ülkemizde kreş adı altında, anaokulu adı altında 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklarımızı sübyan mekteplerinde apartman katlarının, bu apartmanların bodrum katlarında hiçbir denetim olmadan tamamıyla hurafelerle ve hayatın gerçekleriyle örtüşmeden bir sürü öğrencimize, bir sürü çocuğumuza bilgi veriliyor ve enteresan bir şey, 3 yaşındaki çocuk sene sonunda mezuniyet töreninde gelinlik giydiriliyor kıza. Yani sen diyor, sen gelin olmaktan başka bir işe yaramıyorsun. Yani kafasına, çocuğun kafasına daha 3 yaşındayken sokulan imaj bu. Belki bir uzay teknolojisine ait belki mükemmel bir insan olacak o kız çocuğu. Evet. Yani 3 yaşında ne verebilirsin? 3 çocuk, bana göre bir çocuğun 0-7 yaş arasında hiç müdahale edilmemesi lazım bir çocuğa. Hiç kimse çocukluğunu yaşamamış bir insan olarak söylüyorum. 0-7 yaş arasında çocuğu anne babası bile müdahale etmemeli. Çünkü o saf dünyasıyla oraya hiçbir müdahale olmadan çocukluğunu doya doya yaşayabilmeli. Siz bu kadar sorgulayan bir insan olmasaydınız, o zaman gerçeğiniz zannettiğiniz, şimdi ise uzaktan baktığınız belki alanda devam ediyor olacaktınız. Tabii ki ve şöyle bir şey olacaktı. Bakınız, şimdi kişiliğiniz yok. Sürekli eziliyorsunuz. Sürekli bir baskı, sürekli bir dayak var. Bu şu demektir, size çocukluktan şunu öğretiyorlar: benim sana gücüm yetiyor, ben seni dövüyorum, yani ben sana şiddet uyguluyorum. Ya da sen hata yaptın, dolayısıyla sen bu dayağı yemek zorundasın. Şimdi ben büyüdüm, bir kadınla evlendim. Bakın iş nereye gidiyor, yani bu gerçeklerle insanların yüzleşmesi lazım. Ben bir kadınla evlendim, eşim bir hata yaptı. Benim beynimdeki bilinç nedir? Ben hata yaptığım zaman dayak yiyorum. Evet. O zaman bana birisi hata yaptığında ben de dayak atabilirim. Ben öğretmen oldum. 5-6 yaşında, 7 yaşında öğrencilerim var. Ben hata yaptığımda dayak yemiştim. 7 yaşındaki öğrencim de hata yaptığında benden dayak yer. Bilinç böyle yönlendiriyor. Hayır, böyle çalışır. Zaten verilen de bu zaten. Yani bizim toplumumuzun bizim toplumumuzda özgürlük bilincinin sadece bir kelimede olmasının, bir kelime olarak dolaşmasının sebebi bu. Bizde özgürlük yok. Yani kocasından izinsiz çarşıya gidemeyen kadının özgür bir ülkede yaşıyor olması onun özgür olduğunu göstermez ki. Göstermez kesinlikle. Göstermez ki. Ya da okulda saat 17'de çıkan bir kız çocuğunun saat 17-15'te evde olmazsa babasından ya da annesinden dayak yiyeceğini ya da o evde huzurunun kalmayacağını bilmesi onun özgür bir ülkede yaşamasına rağmen özgür olduğunu göstermez ki.
Evet, yani toplum bilinci dediğimiz bize, işte benim anlatmak istediğim şey bu. Hı hı. Biz çocukluğumuzda böyle yaşadık. Ve ben o kısır döngüden kendimi kurtardım. Yani ya kurtaramayanlar, ya hala şiddet gören kadınlar, hala şiddet gören öğrenciler, hala taciz olan öğrenciler, hala tecavüze uğrayan öğrenciler. Bugün hala devam ediyor bunlar. Kimse öyle sosyal medya ya da yazılı ve görsel basına yansıyan bir iki haberle bu işin olduğunu zannetmesinler. Türkiye'nin her tarafında istisnasız minimum, yani onların içinde bu işi resmi kurallarına götüre, kurallara göre yapan çok az insan olduğunu düşünüyorum. İstisnasız her yerde hala dayak devam ediyor. Hala taciz devam ediyor. Hala tecavüz devam ediyor. Dün Denizli'de, daha dün haberlere yansıdı, gazetelere yansıdı. Bir çocuk hocası tarafından sürekli taciz ediliyor, tecavüze uğruyor. Ders aldığı odadan bir kağıt yazıyor. Hocam beni taciz ediyor, lütfen beni kurtarın diye. Kağıdı camdan aşağı atıyor. Bahçede oynayan lise öğrencileri yurtta kalıyor. Lise öğrencileri idareye veriyor da çocuk öyle kurtuluyor. Daha dün oldu bu. 24 saat geçmedi. Evet. Hala devam ediyor Ayşegül Hanım. Ama kimse, bakın, sadece aman burası Kur'an kursu, Kur'an leke almasın, Kur'an leke olur mu? Sen orayı temizlersen Kur'an temizlenecek. Burası tarikat, aman buraya dokunmayalım. Çünkü buranın içindeki pisliği deşersek din zarar görür. Hayır, sen oradaki pisliği deşersen din temizlenecek. Aslında. Tabii ki. Yani orada hala bunlar devam ediyor. Bakın bunu net olarak söylüyorum. Nerede bir yurt varsa, tarikat ve cemaat yurdu, nerede bir kurs varsa, nerede bir sübyan mektebi varsa, bunların kesinlikle ve kesinlikle istisnasız bir şekilde hiç ara vermeden sürekli denetlenmesi, yasalara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü buralarda hala çok büyük riskler dönüyor. Dün olan olay bunun en büyük olayıdır. O sadece basına yansıyan kısmı. Evet, yansımayanlar da var. Evet. Onca birçok olay gibi, evet, aslında. Şimdi ben biraz daha sizin o tarikat hayatınıza aslında dönmek istiyorum. Nasıl bir... yani nasıl anlatılır bilmiyorum. İçinde neler yaşanır, tarikat ne yapar? Yani insanları nasıl bu kadar bir arada tutup körü körüne bir yolda yürümeye, biz bu kadar ikna gücümüz kuvvetli sistemleri biliyorsak, uçaklar yapmayı, işte yerli otomobil tanıtılıyor mesela şu anda, evet, örfler kal, uçaklar yapalım, şey, arabalar yapalım, biz, evet, bu kadar ikna üretelim, evet, uzaya çıkalım gerekirse, evet, yani, evet, bu kadar kuvvetliysek. Evet. Neden böyle bir oluşum içerisinde farklı bakıyoruz? Şimdi dini öğretinin içinde bir itaat kültürü vardır. Yani Allah bir şey söylediyse sorgulayamazsınız. Peygamber bir şey dediyse sorgulayamazsınız. Kitap bir şey dediyse sorgulayamazsınız. Allah'ın alimler dediği insanlar bir şey dediyse sorgulayamazsınız. Ve bunun ucu, tarikat şeyhi bir şey dediyse sorgulayamazsınız. Mantığıyla gidiyor. Oysa ki bakın Kur'an kitabında Allah kendisi söylüyor sorgulamamızı. Biz bu ayetleri düşünen insanlara indirdik diyor. Bu ayetleri düşünme için akıl etmiyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz diyor. Düşünün diyor. Tefekkür edin diyor. Akıl edin diyor. Akıl etmeyenler insanların üzerine, akıl etmeyen toplumların üzerine pislik yağdırırız diyor. Şimdi kitabın kendisi diyor ki sorgula. Hatta kitabın içinde çok enteresan bir şey söyleyeyim size. İbrahim peygamber Tanrı'yı sorgulamıştır. Ayet bu. Kitabın içinde bir ayettir. Yani yaşatıldığımız körlükten bahsediyorum. Ben sadece o kitabı okumuştum. Ben sadece o kitabı ezberlemiştim. Ben o kitabı 35 yaşında okudum. Ondan sonra Allah İbrahim Tanrısını ararken güneşe de tapıyor, aya da tapıyor, doğadaki birçok şeye tapıyor. Ve sonra onlarla ilgili bütün yaşadıklarından sonra diyor ki hayır, bunları da yaratan bir şey var diyor. Ve bunun Allah olduğuna, yaratıcı olduğuna inanıyor ve Tanrı'ya inanıyor, Allah'a inanıyor. Demek ki insan yaratıcısını sorgulayabiliyor, insan yaratıcısını aramalı, doğru yaratıcı bulmalı. Birisinin anlattığı değil, birisinin enjekte ettiği değil, birisinin ezberlettiği değil. Kişi kendi, demek ki insan Tanrısını kendi buluyor. Yani
kitaptan anlatıyorum. Yani evet. Kur'an kitabı İbrahim peygamberin hayatıdır bu, anlattığım şeydir bu. Toplumu putlara tapıyordu. Diyor ki hayır ben bunlar değil. Tanrı bu, bunlar olamaz. Ben aramam lazım diyor. Arıyor. İşte dediğim gibi güneşe tapıyor, aya tapıyor. Ararken de tabii birçok farklı evet, şeylere bir sürü şey. Bir gün iki gün değil bu. Belki 10 sene geçiyor. Belki 20 sene geçiyor. Ben orayı bilemiyorum. Yani onunla ilgili bir bilgi yok. Ama uzun bir süre Tanrısını bulmak için bir arayış içine giriyor. Ve bulduğu yaratıcı da kitapta diyor ki ya akıl edin diyor. Akıl edin. Aklınızı kullanın yani. Tefekkür edin diyor. Yani tefekkür edin ne demek? Akıl etmek diye etmez. İnce düşünün. Yani onun üzerindeki bütün verileri toplayın. Bir insan Tanrı'ya inanacaksa Tanrı ile ilgili bütün verileri toplamak zorunda. Ancak o zaman iman etmiş olursun. Yoksa Ayşegül Hanım çok zeki bir insandı. Bana bir Tanrı anlattı. Hoşuma gitti. Tamam. Amerikalı yazarın bana anlattığı gibi. Ben bunu çok sevdim. Bu benim Tanrım. Bu Ayşegül Hanım'ın Tanrısı. Benim değil. Çünkü benim beynimi, aklımı, irademi, zihnimi kullanarak, kalbimi kullanarak ortaya çıkardığım bir gerçek değil. Tanrı bir gerçektir. Ben o gerçeğimi oluşturmadan, şeyhin bana anlattığı gerçekle ben nasıl yaratıcımı bulabilirim? O şeyhin bulduğu yaratıcı. Onun kendine göre belki herkes de... Herkes bu yolda yalnız diyorsunuz. Evet, yani. Herkes bu yolda yalnız. Herkesin yolu ayrı. Ve emin olun buna, herkesin Tanrı bilinci de ayrı. Yani müthiş bir olay aslında. Özgürlük burada. Yani bakın yüzlerce Tanrı ver demiyorum. İnsanların Tanrı bilinci farklı. İnsanın içinde Tanrı bilinci doğabilir bugün. Bu doğma kelimesine muhafazakar kesimde çok büyük tepki gösterirler. Tanrı'nın annesi babası yok gibi falan. Güneş de doğuyor ama annesi babası yok. Yani Tanrı bilinci insanın kalbinde doğuyorsa o doğmuş demektir. Evet. Yani insanların Tanrı bilinci de farklıdır. Ben 35 yıl şeyhimin anlattığı Tanrı'yla büyüdüm. Ben rüya gördüğüm zaman bile şeyhime danışıyordum. Ben ne ibadet yapacağımı şeyhime danışıyordum. Hangi duayı yapacağımı şeyhime danışıyordum. Eşimle kavga ettiğimde aramın düzelmesi için şeyhime telefon ediyordum. Dolayısıyla tüm özel şeyleri de bilmiş oluyor. Benim hayatım var mı? Hayır bakın bilsin özel hayatı. Çok önemli değil. Hiçbir şey yok zaten özel diyorsunuz. Benim kendim yok. Bakın ben yokum ortada. Farkındaysanız her şeyimi ona götürüyorum. Evet. Ben yokum ortada. Hayatı ben yaşıyorum. Nasıl bir evlilik sürüyor o evde? Nasıl bir evlilik sürüyor? Nasıl bir hayat var? Yani özel hayatınız yok. Bu özel hayatı onun bilmesi çok önemli değil. Bakın evliliğiniz sizin kontrolünüzde değil. Mutsuz bir evlilikten bahsediyorum. Dini hayatınız sizin kontrolünüzde değil. Özel hayatınız sizin kontrolünüzde. Patronunuzla kavga diyorsunuz, şeyhi arıyorsunuz. Efendim bugün patronumla çok büyük kavga ettim. Efendim beni işten atabilir. Lütfen Allah'a dua edin beni işten atmasın. Ya şimdi bakın araya kimi sokuyorsunuz. Yani hani bir Allah'a inanıyorduk. Yani şeyhe gittik. Bakın mantık bugün hala devam ediyor. Peki bu oluşumlar içindeki insanların çocukları da o zaman otomatikman bu oluşumlar içinde büyüyor. Çok istisna olarak bakın net olarak söyleyeyim size. Çok yakın bir arkadaşım kız çocuğunu ilkokulda okutabilmek için evinden kaçırdı. Mensup olduğu tarikatta kız çocukları okutulması uygun görülmediği için, İstanbul'da bir tarikat bu, okutulmadığı için arkadaşım çocuğunu evden kaçırarak okula kaydettirdi. Dikkatinizi çekiyorum. Kendi evinden kaçırdı. Yani eşiyle beraber yaşadığı evde, eşi o tarikata mensup olduğu için arkadaşım çocuğunu evinden kaçırarak okula kaydettirdi. 3 ay başka birisinin evinde kaldı çocuk. Sonra araya insanlar girdi vesaire. Polise bu yasal olarak suçtur falan filan bir sürü işte şeyler olduktan sonra tamam bir şey demeyeceğim denildikten sonra kız evine gidebildi ve hala okuyor şimdi şu anda. Bak zannetmeyin bir tane bu. Binlerce ve hatta bana göre milyonlarca var. Yani bana göre hala okul çağına gelmiş ve sadece tarikat şeyhi kız çocuklarının okumasını uygun görmediği için okula gönderilmeyen bence binlerce kız çocuğu. Şimdi peki kadınlarda durum nasıl işliyor? Çünkü yani tabii bilmiyorum belki her tarikatta farklıdır ama bazen dışarıda gözlemliyoruz. Mesela yayın öncesi de konuştuk işte elini vermeyenler, bakmayanlar,
konuşmayanlar, selam kadınlarla bir araya gelmeyenler. Şimdi şeyhin erkek ol, bilmiyorum hiç şeyh kadın yok herhalde. Şeyhin erkek olduğunu düşünürsek kadınların nasıl şeyhle o zaman bir irtibatı ya da iletişim oluyor? Şimdi komşumun elini sıkmıyorum ben. O da bir yabancı. Yani evet. Aynı mantık mı ilerliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada hiç kadın yok. Ha. Yani burada hiç kadın yok. Yani ben ancak iletişim ben vasıtasıyla olur. Yani benim aracılığımla iletişim olabilir. Ve aslında bu sistem içinde kadın hiç yok. Bakın çok net bir şey söyleyeyim size. Öğretilen, yani bugün anlatılan din öğretisinde erkekler cennete gittiklerinde sayısız köşk sahibi olurlar. Sayısız huri sahibi olurlar. Şarap ırmakları, süt ırmakları, işte bilmem bir sürü imkanlara kavuşurlar. Bakın aynı yoldan geçen kadınlar cennete gittiğinde neye sahip olurlar Ayşegül Hanım? Neye sahip oluyorlar? Hiçbir şeye. Hiçbir şeye. Sadece o kadın cennete gitmeyi başarabilirse yine ancak kocasının karısı olabiliyor. Aynı yolculuğu yaşıyorsunuz. Yani siz de namaz kılmak zorundasınız, siz de oruç tutmak zorundasınız, siz de dinin bütün gereklerini yapmak zorundasınız vesaire vesaire vesaire. Yani siz de o kitaptan sorumlusunuz, siz de Tanrı'nın buyruğundan sorumlusunuz ama... Siz de yaradan o erkek cennete gittiğinde müthiş imkanlar, daha hizmetçileri falan filan var. Bir sürü şeyler, vildanlar, kılmanlar, kitapta öyle tanımlanır. Ondan sonra bir sürü hurileri falan oluyor. Kadın... Eğer cennete gitmeyi başarabilirse bu sistemin içinde sadece yine kocasının karısı olabiliyor. Eğer kocası cennette değilse şehitlerden birisinin karısı olabiliyormuş. Şimdi bak bu bir öğreti. Bu öğretinin içinde kadın yok. Bu öğretinin içinde kadın yok. Kadınlarımız bunu çok iyi bilmeliler. Yani kadın toplumda yok. Yani mesela dinde de bahsederlerken hep şunu kutsal olarak bahsedilir. Evet, tabii ki de bir anne olmak, annelik çok farklı bir vasıf. Ama sadece kutsallık güzelliğinden anlatılmasını da ben çok doğru karşılamıyorum. Kadın anne değildir ki sadece. Yani bir tek bakın yine muhafazakar kesimde kadın algısı sadece anne üzerine işler. Yani annenin kutsallığı, kadının kutsallığı annelikle başlar. Yani beyin öyle çalışır ama... çok enteresan bir yapıdır bu. Bu da yapmacık bir şeydir, öğretidir. Çünkü insanlar birbirlerine kızdıklarında anneler üzerinden küfür ederler. Evet. Nasıl bir kutsallık bu? Yani insanlar birbirlerine öfkelendiğinde, yani bir tarafta diyor ki cennet annelerin ayağı altındadır. Güzel, müthiş bir söz. Sen öğretinin içinden geldiğini söylüyorsun ama sen birisine kızdığında onun annesi üzerinden öfkeni boşaltıyorsun. Şimdi o zaman bakın bu sistemde kadının yeri yok. Ne tarafa gidersin? Aslında şu anda kendimi çok bayağı bir tutarak konuşuyorum. Şu kadarını net söyleyebilirim. Kimse benimle bu konuda bana tek bir veri koyamaz buraya. Bu sistemin içinde kadının hiç yeri yok. Hiç yeri yok. Çarpıtılıyor mu yani? Yeri yok ya, çarpıtılması falan değil. Yani hayır, din yani kitapta... Kitapta mesela Kur'an'da kadın hakları ile ilgili mesela bir tane ayet bulamazsınız. Bir tane ayet yoktur. Ama tabii yoktur. Mesela ama dört kadınla evlenebileceği, erkeklerin dört kadınla evlenebileceği ayeti Kur'an'da vardır. Hazreti Muhammed'in hangi kadınlarıyla evlenebileceği Kur'an'da vardır. Ondan sonra erkeğin hangi şartlarda miras alacağı, kadının ne kadar, yani kadının ondan ne kadar az miras alacağı, bunların hepsi vardır. Ama kadınlarla, kadınların hakları ile ilgili bir tane ayet bulamazsınız. Şey oradan geliyor. Belki evet. Oradan biraz destekleyici bazı şeyler olsaydı evet. Daha farklı evlenebilirdi. Peygamberin hayatında da baktığınızda durum farklı değil. Yani bilebildiğimiz 8 tane falan kadınla evli. Bir sürü cariyesi var. Böyle bir ortamda yani kadın bizim için değerli sözü çok bir
şey yapmıyor. Yani evet. hayatın içinde bir anlam ifade etmiyor. Zaten benim sorgularıma cevap bulamamamın sebebi buydu. Yani anlattıklarımla hayatın içindeki gerçeklerin birbiriyle örtüşmemesi. Hakikatte ise anlattıklarımızla yaşadıklarımız birbirine uymalı. Ben gelirken internette baktım. Stüdyo buranın adresini internette buldum. Hakikaten geldim aynı adresteymiş. Aynı adreste. Yani aradığımla denk geldiğim şeyler birbiriyle çakıştı. Burada şimdi öğrendiklerimle hayatın içindekiler birbiriyle hiç uyuşmadı. Uyuşmamak bende sürekli soruya ve sürekli bu sorulara cevap arayışına neden oldu. Ve ben o yüzden de işte tarikatlara falan o yüzden girdim. Yoksa ben tarikatları kullanan bir insan olsaydım, ben zaten şeyhin vekiliydim. Şu anda çok zengin bir adamdım. Arabam bile yok şu anda benim. Yani ve buraya da şeyle geldim, otobüsle geldim. Ben orayı kullansaydım, yani insanlar bana kızmak yerine orayı kullanan insanlara kızmalılar. Yani sosyal medyadan da, yazdığım yazılardan da insanlardan tepki alıyorum. Bu benim için çok önemli bir şey değil. Ama insanlar bunu dillendirenlere değil, onu kullanıp sömürenlere kızmalılar. Dillendiremeyen de birçok insan var aslında. Bunları bahsetmek bu kadar kolay değil. Biz konuşuyoruz ama belki hala bu sistemin içerisinde olup çıkmak isteyen var mıdır bilmiyorum. Yani herkes sizin gibi sorgulayıcı ve gerçekçi bakmıyor çünkü olaya. Daha çok etkilenen ve hemen anlatılanlara inanan bir yapımız var bizim. Çünkü okumak istemiyoruz, zorlamak istemiyoruz kendimizi. Mehmet Bey ne anlatırsa ben diyorum ki doğrudur, biliyordur bir şeyler diyorum. Sorgulamadan o yolda gitmek istiyorum. Ben sizin gibi insanların da çok olduğuna inanmıyorum o grupların içinde. Şimdi Ayşegül Hanım, şöyle bir şey var. Bilinmeyen bir ahiret inancı var. Yani bize anlatılan bir ahiret inancı var ama burayı check etme şansımız yok. Yani o tarafa gidip geri gelen kimse evet. yok. Ve dolayısıyla ya orada neler oluyordu? Bir Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasından biliyoruz. Fincancı hatırları olayını. Başka bir şey bilmiyoruz. Yani orayla ilgili bir bilgimiz yok. Buradan orayla ilgili ne anlatırsak anlatalım. Bu bir hikayeden öteye gitmez. Kim anlatırsa anlatsın. Fark etmez. Çünkü biz öyle bir yaşam bilmiyoruz. Bu ben öbür taraf yok anlamında söylemiyorum. Burayla ilgili söylenebilecek her şeyin altı boştur. Çünkü burayla ilgili hiç kimsenin bir bilgisi yok. Evet, gidip evet. dönüp anlatan yok. Aynen öyle. Yani bir defa insanlar bunu çok iyi bilmeliler. İnsanlar hayatlarını bir defa biz üç boyutlu madde dünyasında yaşıyoruz. Atom, her şey atomdan oluşmuş. Yani ben şu fincandan su içiyorsam fincanı görüyorum. Onun fincan olduğunu biliyorum. Ve o fincanın da suyu tutacağını biliyorum. Fiziksel gerçeklik olan bir dünyada yaşıyoruz biz. Siz bu arayışlar içinde mesela sonlara da yaklaşıyoruz ama benim çok merak ettiklerim var. Böyle spiritüel dünya, işte meditasyon, şifa o tip şeyler hiç yöneldiniz mi? Spiritüel dünyayla ilgilendim. Reiki öğrendim, reincarnation öğrendim, meditasyonu öğrendim. Bunlarla ilgili konferanslara katıldım. Reiki ile ilgili şeylerim var, sertifikalarım var. Bu konuda keşke vakit olsaydı. Bu konuyla ilgili yine aynı şeyhlik gibi bu konuda da böyle kendini bulamamış ya da arayış içindeki insanlarımızı seanslara bölerek kullanan insanlar da var. Oradan köşeye dönen insanlar da var. Oysa evet. Reiki dediğiniz şey 15 dakikada öğrenilecek bir şey. Öyle diyorsunuz. Tabii ki öyle. 15 dakikada öyle. Ben size şey, merakınız varsa 15 dakika içinde öğreteyim yani. Merakım var. Tamam o zaman. Yayından sonra öğrenelim. Çok basit. Evet. Kendi enerjim... Sadece sizde mevcut bu enerji. Ha. Siz bu enerjiyi, size bu enerjinin aktif olduğunu, yani bunu nasıl var olduğunu ve bunu nasıl kullanabileceğinizi birisinin size öğretmesi gerekiyor. Bu konunun hepsi bu kadar. Hı. Efendim şu cümleyi kullanmasın olmaz, bunu kullanmasın olmaz. Falan filan değil. Bir insanın vücudundaki çakraları öğrenmesi gerekiyor. Enerjiyi nasıl, kendinde var olan enerjiyi nasıl aktif etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Onun ötesinde öğrenilecek bir şey yok ki. Onun üzerine çalışırsanız zaten siz fark ediyorsunuz enerjinizi. Yani parmaklarınızla bir yere dokunduğunuzda herhangi birisine yani diyor ki ya yandı burası elim yani vücudum yandı diyor. Evet. Ya da siz atıyorum... Herhangi bir çakranızı aktif ettiğinizde eskisiyle yenisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bunu birisinin anlatmasına gerek yok ki. Bunu İşte burası da aynı tarikat kültürüyle olduğu gibi kullanılanlar var. Ama yani özeti şu. Ben bu konuyla ilgili size şunu söyleyeyim.
Günlerce muhabbet edebiliriz. Hı hı. Bakın inanın buna yani muhabbet edebiliriz ama benim kendimi en çok sorumlu hissettiğim konu şurası. Hala ülkemizde bir Arabistan gibi, bir Pakistan gibi, bir Afganistan gibi değil ama çünkü yasaları olan bir ülkede yaşıyoruz. Ne kadar yani uygulanıp uygulanılmadığı tartışılır ama şimdi bu ülkede gerçekten nesillerimiz yok oluyor. Bakın bu isminin arkasında herhangi bir din var ya da dini bir terim var diye lütfen bu kurumlar başıboş bırakılmasın. Buralarda çok büyük pislikler dönüyor. Yani bunu görmeliler. Ya Ensar Vakfı'ndan çıktı, başka yerlerden çıktı, öbür şeyde bir kursta çıktı. Bunlar dışarı çıkan yani yangın çıkmış orada o öyle ortaya çıkmış. Bir tanesi intihar edecekmiş öyle çıkmış. Bir tanesi bilmem ne yapmış da öyle çıkmış ama ya bu sistem arkadaşım kokuyor burası. Bu sistemin altından lağım akıyor. Siz bu arayış içerisindeyken psikolojik olarak hiç zor dönem yaşadınız oldu mu? Ben intihar ettim. Tabii ki yani 2007 yılında yani 2006 yılının sonlarında geçmişime baktım. Baktım ki hiç iyi bir şey yok. Yani yaşama dair hiç güzel bir şey bulamadım. Yani hayatıma güzel bir kadın girmemiş, hayatımda güzel bir an yaşamamışım, hayatımda güzel bir evde oturmamışım, hayatımda güzel arkadaşlar edinmemişim, hayatım sadece din üzerine cennet, cehennem, günah, sevap üzerine kurulu böyle alışveriş. Korkuyla dolaşıyor. Böyle bir hayatım kurulu içinde bakmışım ki geriye doğru hiçbir şey yok. İleriye doğru baktığımda da bu hayatın sonuna gidemeyeceğimi düşünerek intihar ettim. Sağ olsun eşim yetiştirdi, hastaneye kaldılar, midemi yıkadılar, kurtuldum. Ve bu da hakikati arayan süreçte evet. Belki olması gereken bir çizgiydi, onu da bilmiyoruz. Siz hakikati buldunuz mu bu arada? Şunu söyleyeyim, hakikat değil ama kendim buldum. Zaten aradığımın da kendim olduğunu öğrendim. Ay, çok güzel. Ben kendim olduğumu öğrendim. Ben ayakta duramazsam, ben yaşama sarılamazsam, hatta şunu söyleyeyim, Kastamonu'dan İstanbul'a geçeceğim, İstanbul'dan İzmir'e birisi beni çağıracak. Oradan birisi diyecek ki böyle bir programcı var, onun programına çıkar mısın diyecek. Buradan kabul göreceğim, sonra Aydın'a geleceğim, Aydın'da bu programı yapacağım. Şimdi bunların tesadüf olduğunu düşünelim, tamam mı? Ben kendim olmasaydım ne yapacaktım biliyor musun? Şeyhimi arayacaktım. Şeyhim, bir arkadaşım var İzmir'den beni. Orada bir televizyon varmış, Ayşegül Hanım diye birisi varmış. Onun programına çıkmayı teklif ettiler. Ne buyurursunuz diyecektim. O da bana şunu soracaktı. Evladım kapalı mı açık mı? Dindar birisi mi değil mi? Efendim resimlerine baktım işte başı filan açık. Olmaz, zinhar olmaz diyecekti ve ben bu programa çıkamayacaktım. Bakın ben var mıyım burada? Yoksunuz. Ben hiç yok. Ama ben olduğum için ben kendimi bu yolu, bu hayat yolunu Mehmet Tekeci olarak yürümeye karar verdiğimde ben kendimi buldum. Evet. Aslında bulduğum, aradığım benmişim zaten. Dolayısıyla hakikat kendimsin diyorsunuz. Evet. Bu kadar. Ben ayakta olduğum müddetçe her şey olabiliyor. Evet. Bunu da işte bu kısacık misalden anlatmaya çalıştım. Çok keyifliydi benim için. Hatta konuşacak o kadar çok şey var ki aslında. Ben hiç soluksuz dinledim. Ağzınıza sağlık. Sağ ol. Yolunuz düşerse yine burada İstanbul'a gidiyorsunuz zannediyorum ki bu akşam. İstanbul'a gidiyorum. Umarım yani İzmir'e yerleşme gibi planlarım var. Bu planlarımı gerçekleştirebilirsem İzmir'e yerleşeceğim. Ve umuyorum yine aynı platformlarda beraber bir araya geliriz inşallah. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, yazar Mehmet Tekeci bizlerle birlikteydi. Sonra sonra programında noktalamanın vakti geldi. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi 16'da yeniden karşınızda. 13'e hoşça kalın. Hoşça kalın.